Ankara kulislerini en iyi tutan isimlerden biri Altan. Şimdi Altan, Cumhurbaşkanı Erdoğan neden doğrudan Bahçeli'nin ile ilgili söz söylemekten imtina ediyor? Neden? Buna ilişkin Ankara'da neler söyleniyor? Buna ilişkin iki senaryo var. Senaryolardan ilki şu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ...açıklamasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadığı göründe. Zaten bunu Şamil Tayyar, AK Partili Şamil Tayyar bir biçimde dile getiriyor. Ama bu burada da ikiye ayrılan bir senaryo var. Bu senaryolardan ilki şu. Bu süreçten yani bu çözüm süreci kardeşlik projesi adına ne dersek diyelim. AK Parti'nin girişimiyle başlayan bu süreçten önce Devlet Bahçeli'nin haberi yoktu. Devlet Bahçeli bu durumdan haberdar olunca ki bu süreci kim yürütüyor diye bakıyoruz... İçerisinde bir iki tane eski bakan var, istihbarat var. Bunların yürüttüğü bir trafik var Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta ve İmralı arasında gidip gelen bir grup var. Bundan devlet bey haberdar olunca üst perdeden bu çıkışı yapıyor. Madem siz benden habersiz böyle bir çıkışa tenezzül ediyorsunuz ve böyle bir hazırlığa girişiyorsunuz. Hadi size hodri meydan en olmayacak şeyi en başta söylüyor. Hani Devlet Bey diyor ya kitabın ortasından konuştum. Devlet Bey'in konuştuğu yer kitabın son cümlesi aslında. Öcalan'ın çıkıp meclise gelip işte silahlar bırakıldı demesi aslında son cümle. Ve tam da bu nedenle Devlet Bahçeli'nin süreçten sonradan haberdar olduğunu ve tırnak içerisinde sabote etmemek için, sabote etmek için bu çıkışı yaptığını çünkü bunun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu herkese şu aşamada bildiği için söylüyor. İkinci husustaki nokta ise şu, bir biçimde bu süreç aslında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ki bana en yakın gelen senaryo da bu açık söylemek gerekirse. Ee, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu sürecin içerisine birlikte girdi. Ee, bir senedir devam ettiğini artık bu sürecin biliyoruz. Ee, i̇şte e, istihbarat görüşüyor. Belli dönemlerde görüşmeler kopuyor. Belli dönemlerde yeniden başlıyor. Son 10 günde 11 günde ise işte e, İmralı'ya Ömer Hocaalan'ın gitmesi noktasına kadar geliyor süreç. E, ancak öyle bir noktaya geliyor ki e, MHP lideri Devlet Bahçeli e, aslında Erdoğan'ın talimatıyla ve Erdoğan'ın hamisili hamiliğiyle başlayan bu sürecin bir anda ki, sanki, kendi, sanki kendi sahipliğinde yürüyormuşçasına sahiplenmek için bu çıkışı yapıyor. Yani Türkiye'nin en önemli meselelerinden birini çözen dünya lideri Erdoğan'dan Geldiğimiz nokta şu Ak Parti'nin dile getirdiği ikinci senaryo da bu. Geldiğimiz nokta şu Türkiye'nin en önemli meselesinde en önemli çıkışı yapan iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri yani Devlet Bahçeli ve aslında süreç bir anda Ak Parti'nin elinden kayıp Milliyetçi Hareket Partisinin kontrolüne girmiş oluyor. Ak Parti'nin dile getirdiği ikinci senaryo bu. Yani iki senaryoda da biz e, açıkçası şunu görüyoruz: Bir yıldır devam eden bir süreç var bir yıldır ilmek ilmek işlenip belli bir aşamaya getirilen bir süreç var. Ve bundan sonraki adımlar artık kamuoyu önünde atılacağı için e, MHP lideri Devlet Bahçeli bir biçimde artık bunu görünür kıldı. Şimdi tamam görünür kılındı ama işte dün Sözcü TV'de anlattık yani görüşmenin içeriği var. İlk aşamada yasal güvence istiyorlar. Ee, Abdullah Öcalan, Ömer Öcalan'a diyor ki ilk aşamada yasal güvence olacak. Eğer konu silah bırakma ya da Türkiye'ye yönelik silahlı mücadeleyi sonlandırma aşamasına gelinirse orada da garantör devlet devreye girecek. Yani üçüncü bir göz devreye girecek. İşte silahlar bırakılacaksa belki oraya teslim edilecek ya da işte belli lider kadroları üçüncü bir ülkeye gidecekler gibi gibi bir takım ihtimaller üzerinden değerlendiriliyor. Fakat şimdi işin tuhaf tarafı şu biz şimdi neyi konuşuyoruz? Türkiye'de günlerdir işte Abdullah Öcalan gelecek Dem Parti meclis grubuna gidecek orada örgüte çağrı yapacak ve diyecek ki Türkiye'ye yönelik silahlı saldırılarınızı sonlandırın. Bir kongre toplayın. Gerekiyorsa kendinizi feshedin. Şimdi bir yandan da e, yani örgüte yakın medyaya bakıyoruz. Öyle bir gündem yok orada. Hmm. Oradaki gündem şu. Bir e, süreci kabul ediyorlar. Yani bir süreç işlediğini kabul ediyorlar. Fakat süreci kabul ederken başka bir noktadan yaklaşıyorlar. Diyorlar ki kabul ateşkes yapılabilir. Mesela Zübeyir Aydar ee, belki Türkiye'de e, belli bir yaşın altındakiler bilmez ama Türkiye'de bir dönem milletvekilliği yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ee, Zübeyir Aydar şu an örgütün üst düzey yöneticilerinden çıkıp diyor ki e, ateşkes kısmını konuşabiliriz diyor. Fakat en son aşama, aşama aslında bir Öcalan'ı serbest bırakılması en son aşama. iki silahların susturulması da e, örgüt tarafından en son aşama olarak değerlendiriliyor baktığımızda oraya. Ama nedir? Görüşmelerin varlığı kabul ediliyor, belli bir aşamaya gelindiği kabul ediliyor. Fakat bundan sonra ne olacak sorusu karşılıklı güven konusunda e, soru işaretleri var. Evet, biz Fakat, de zaten önemli ölçüde bu e, kısmı da iyice açarak konuşacağız. Ama yine o ilk soruya bağlı olarak sana bir soru daha. E, şimdi eğer senaryo buysa, e, işte ya kontrol elini aldı e, Bahçeli, ya da kendisinden habersizdi ve bir anlamda buna yönelik bir hamle. Tamam. Hangisi ise Peki niye Erdoğan konuşmuyor hala? Yani o adımı atmaktan neden imtina ediyor? Neden doğrudan e, konuşmuyor Erdoğan? Neyi bekliyor? Bir şey mi bekliyor? Ya şunu gözlemliyorum hani bir kend, e, en iyisi de kendimize batıralım ama eee meslektaşlarımızla amına söylüyorum bunu. Hani bir sürecin büyüsüne kapılıp çok 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 farklı cümleler kuruluyor. İşte ödenen gelecek, Ankara'da çalışmaya başlayacak. Bir takım ofisler açılacak gibi bir takım ifadeler kullanılıyor. Ya bu ne Ak Parti, Ak Partililerin hangisine sorsak şu aşamada bu gerçekçi değil diyorlar. Hani Öcalan'ın gelip mecliste konuşması bile gerçekçi değil diyorlar. Açık tamam, bir, Erdoğan açık mesela bir Cumhurbaşkanı şekilde. olarak yani, niye çıkıp bunu söylemiyor mesela? Bunu söyleyemeyecek e, durumda bence çünkü bir iktidar ortağı var ve iktidar ortağı diyor ki gelsin madem böyle bir süreç başlattınız gelsin her şeyi buradan ilan etsin. İki henüz temaslar, görüşmeler, trafik Proje adına ne dersek diyelim henüz bu aşamaya gelmiş durumda değil. Yani henüz karşılıklı güven tesis edilmemiş durumda anladığımız kadarıyla. Peki. İki, henüz e, ne yapılabilir, kim ne adım atacak e, kısmı konuşulmamış durumda. Fakat işin bir gerçekliği var, bir yıldır bir temas var. Tamam. Bir yıllık bir temasın sonunda geldiğimiz nokta şu an itibariyle Ömer Hocalan'ın İmralı'ya gitmesi. Peki, e, Ali Haydar Fırat, sizin senaryonuz ne? İşte izledik az önce CHP lideri Özgür Özel'i dinledik. İki kelam etmeme durumuna son vermeli. Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete bir açıklama yapmak zorundadır ifadelerini kullandı. Ankara'da şimdi ne olacak sorusunda mesela gözler kimde? Özel olarak beklenen bir şey var mı? Eee ne olacağına dair herhangi bir senaryo var mı merak ediyorum. Ya da sorunuz ne? Yani bu şu an itibariyle Ankara'nın en temel 3 sorusu ne mesela? Bir, birkaç aşamalı soru var aslında burada Senem Hanım. Bir, bu haftanın en önemli sorularından biri şu salı günü. E, şimdi biz ne diyoruz? İşte e, Abdullah Öcalan'la e, yeğeni görüştü. hı. hı. Salı günü her salı günü olduğu gibi avukatları başvuru yapacaklar Bursa'ya. Tamam. Bursa hakimliğine ve diyecekler ki biz müvekkilimizle görüşmek istiyoruz. Şimdi normal şartlarda bir mahkeme kararı olduğu için ben avukatlarına sordum kendilerine bir süre uzunca bir sürede 4 yıl olması lazım. cevap bile verilmiyormuş. Şimdi bu salı bu cevap gelecek mi? Normalde aynı gün içerisinde vermek gibi bir prosedür vardır herhalde. E, Figen Hocam çok çok daha iyi bilecektir ama en azından aynı gün içerisinde verilir bu cevap. Şimdi yeğeniyle görüştürüldüğüne göre avukatlarıyla da görüştürülebilir değil mi? Şimdi orada başka bir farklılık arada. var. Ha bu arada salı doğru 29 Ekim. Ya muhtemelen yap, e, yarın yarım gün yapacaklar ya da çarşamba günü yapacaklardır bu başvuruyu. Ama geçtiğimiz hafta da yapmışlar başvuru. Yani her hafta Hı. bir başvuru yapılıyor. Şimdi yeğeniyle görüştürüldüğüne göre avukatlarıyla da görüştürülebilir kısmı pek oturmuyor. Şundan ötürü oturmuyor. Çünkü avukatları ayrı, aile ayrı. Yani... Devletin gözünde ikisi ayrı noktadalar çünkü e, dikkat geçmişte hatırlarsınız Abdullah Öcalan'a verilen birçok disiplin cezasının temelinde avukatları üzerinden örgütü yönetmek gibi bir gerekçe vardı. Bu sebeple oraya bakışla aile görüşüne bakışla e, avukat görüşüne bakış aydı. Ancak son mesajında ne diyor işte Ömer Hocalan'la görüştükten sonra diyor ki tecrit devam ediyor. Niye bu ifadeyi kullanıyor? Çünkü onun da avukatlarıyla arasında başka bir güven bağı var. O güven bağı nedeniyle avukatlarını istiyor. Hı hı. Bu arada mesela yani örgüte yakın medyaya bakıyoruz. Mesela işte yine Zübeyir Aydar dedi ki avukatları gitmeli. Ya bu hafta belirteceğimiz en önemli gelişmelerden biri bu. Avukatları gidecek mi sorusu. Bunun dışında bakın samimiyetle söylüyorum yani Günlerdir Devlet Bey'in bir önceki grup toplantısından bu yana kurcalamadığım yer kalmadı. Ne var? Nerede? Bu süreç ne aşamada diye görüşmediğim kimse kalmadı. Hiç kimse somut bir şeyden bahsedemiyor. Yani şunu görüştük, şunu ol konuştuk. Şunu şuraya koyarız, bunu buraya koyarız, şunu şöyle deriz, buna böyle deriz e, gibi bir somutluk yok ortada. Hani biz e, tartışırken neden çözüm süreci diyoruz? Çünkü hani geçmişte bu te bu tecrübeyle ilgili bir takım tartışmalar var. Fakat bunun dışında e, hiçbir taraf, bakın hiçbir taraf diyerek altını çizeyim, bir süreçten bahsetmiyor, bir temastan bahsediyor. Bir yıllık sürede istihbarat gidiyor, görüşüyor, belli bir seviyeye geliyor, bir yerde akamete uğruyor, sonra devam ediyor görüşmelerin neredeyse bir biçimde neredeyse, sağlıklı devam ettiği tek yer İmralı. Onun dışındaki yerlerde çeşitli aşamalarda akamete uğruyor. Hatta bir ortaya güven problemi çıktığını ve bu güven probleminin çözülebilmesi için de eski aktörlerin, eski çözüm süreci aktörlerinin devreye girdiğini söylüyor taraflar. Şimdi i̇şte bu yüzden ortada henüz hiçbir şey yok. Hakikaten hiçbir şey yok. Yani işte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının Hani toplumda e, bir beklenti yaratığı aşikar. Şimdi bütün toplum döndü gözünü şu an itibariyle şuna çevirdi. E bu Abdullah Öcalan ne zaman meclise gelecek diye bekliyor. Hı hı. Ama şimdi devlet güvenlik kaynaklarına soruyoruz yok böyle bir şey. Farklı kaynakları kurcalıyoruz yok böyle bir şey. Yani henüz o aşamada değil Türkiye. Hakikaten o aşamada değil. E, o yüzden ben Devlet Bey'in kitabın sonundan konuştuğunu düşünüyorum. Henüz bunun bir sağlıklı bir yere gidip gitmeyeceği bence belli değil. Henüz bunun bir yere var, var varmayacağı belli değil. Peki Altan bakın, sen çok... bugün mesela DEM Parti Meclisi'nden çıkan bildirgeye baktığında, DEM eş başkanlarının bugünkü açıklamalarına baktığında, böyle acaba, yani yine soru anlamında söylüyorum, sürecin daha da zor olacağına <laughs> dair şeyler yok mu orada? Bir bakış açısı, ya, ne diyorsun? Tabii ki var, bakın şimdi... Eksiğiyle hatasıyla Oslo görüşmelerinde bir yere gelinmişti. Oslo görüşmelerinden sonraki çözüm süreci tartışmalarında bir yerlere gelinmişti. İşte bir takım yol haritaları yazılmıştı, çizilmişti. Taraflar birbirleriyle paylaşmışlardı. Ya yani belli bir noktaya gelinmişti konuşmalar için, belli bir noktaya gelinmişti tartışmalar için ee, ve belli şeyler yazılı hale getirilmişti. Bugün mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin Muhtemelen Adalet Bakanlığı'nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kasasında o dönem yazılan yol haritası duruyordur. Bildiğim kadarıyla tamamı örgüte hiç teslim edilmedi. Ama Abdullah Öcalan'ın o dönem yazdığı yol haritası adıyla verdiği rapor, şu an devletin kasasında bir yerlerde duruyordur. Yani henüz o aşamalar yaşanmamış gibi görünüyor. Hiçbir kaynak, konuştuğum hiçbir kaynak biz o aşamada değiliz diyor. Şimdi taraflar bir güven tesis etmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Hani bunun nedenleri tartışılır. Ama ben bunun sadece Türkiye'de iç siyasete yönelik ben bu seçimi kazanayım, kazanmayayım gibi bir hamle olduğuna da inanmıyorum açıkçası. Ee, bir tık daha üstünde bir takım şey, e, ak, akıllarından geçen bir şey var belli ki Cumhur İttifakı'nın. Bir tık daha ötesinde bir hamle yapılmaya çalışılıyor. Ee, ama ne ama ya Hiç Hiç sevmem bu tabiri ama hani devlet aklı dedikleri şey vardır ya. Ben de bir devlet aklı olduğuna inananlardan değilim. Yani Dün Yavuz Bey de Yavuz Bey de programdaydı. Yavuz Bey diyor bir devlet aklı olsa bugün içinde bulunduğumuz halde mi olurduk? Ya da bence bir devlet aklı olmuş olsaydı Türkiye'nin bir iç meselesi olan Kürt meselesi bu kadar uluslararası meseleye dönüşüp Türkiye'ye yönelik tehdit haline gelebilir miydi? Ya yani bunca senede çözemediğiniz problem bugün uluslararası bir problem haline gelmiş durumda. Kendi meselenizken bu. Kendi meselesi meselenizi çözebilecekken döndünüz dolaştınız elinize ayağınıza doladınız uluslararası bir mesele haline geldi <laughs> ve uluslararası aktörler var ee, şu anda o yüzden ben gördüğüm yaptığım e, konuşmalardan anladığım şey şu bir şey yok ortada bir temas var belli bir yere getirilmeye çalışılıyor ee, bence o belli bir yere gelmeden önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan pek konuşmayabilir yani bir takım örnek veriyorum bir önceki çözüm sürecinden hatırlayarak örnek vereyim Hasta tutuklar serbest bırakılsın. Tırnak Bu buraya gelinebilir. Bu bir karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak atılabilir. Bu hasta tutuklar serbest bırakılsın karşısında e, ...örgüt örgütler ki tamam siz iyi niyet gösterdiniz. Biz ateşkes ilan dinle. ediyoruz. Hı, hı. E, buradan bitireyim ama e, bazen görüyorum e, ya yani bu program üzerinde söylemiyorum kesinlikle ama ya ben de bir Diyarbakırlıyım bazen şunu görüyorum diyorlar ki Kürt meselesi yoktur Kürt'ün bir sorunu yoktur bireysel sorunlar vardır diye ben Kürt, Kürt sorunu nasıl tanımlıyorsunuz diye çok soruluyor ben şunu söylüyorum bir demokrasi meselesidir esas mesele demokrasi meselesidir MHP lideri Devlet Bahçeli'nin söylediğini herhangi bir DEM partili herhangi bir CHP'li söyleyemiyorsa Kürt sorunu budur ilk olarak İkinci olarak da herhangi bir Kürt yurttaşa dönüp senin yaşadıkların bireyseldir Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur denmesi Kürt mes Kürt sorunudur aslında yani birinin evet, dönüp evet. herhangi bir yurtaşa senin yaşadığın toplumsal değil diye sırtını sıvazlıyorsa Kürt meselesi tam orada başlıyor bu mesele bizim gündemimizden evet. çıkmak zorunda ee, umarım çıkar Kürt sorununu gerçekten kim nasıl altını dolduruyor ee, bunu da çok net bir şekilde konuşmak lazım ayrıca hızla Kesinlikle. Adana'daki depremle ilgili